Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizinle sabahleyin her kalktığımda kendime söylediğim telkinler üzerine biraz konuşacağım. Çok böyle pozitif bir insan değilim açıkçası. Depresyona da çok yatkın bir insanım. Dünyada, etrafta olan biten şeyler çok fazla moralimi bozuyor. Dolayısıyla kendimi sürekli bir detoks etmem gerekiyor ve kendimi sürekli motive etmem, kendime ilham vermem gerekiyor. Bunu nasıl yaptığıma dair ufak bir anekdot paylaşmak istiyorum sizinle. Bir örnek paylaşmak istiyorum. Sabahleyin kalktığımda benim kafamda sürekli negatif sesler olur. Aman hep aynı şeyler. Of hiç uyanmak istemiyorum. Aman kahvemi yapsam bugün de ne bir sıkıcı bir gün olacak falan diye böyle doğal modum budur yani. Bu doğal modunda insan kendini bırakmamalı. Muhakkak böyle kendimizi yenilemek için sürekli gayret göstermeliyiz. Pozitif olmak için sürekli bir gayret göstermeliyiz. Ne kadar zor olursa olsun. Mesela pozitif bir beden diline sahip olursanız hakikaten kendinizi biraz gülümsemeye, pozitif bakmaya odaklarsanız hakikaten duruşunuzu dik durursanız etrafınızda ufak olumlu değişiklikler yaparsanız görüyorsunuz ki daha hakikaten daha pozitif olmaya başlıyorsunuz. Evi biraz toplamak, kendime biraz çekidüzen vermek, ufak tefek şeyler, daha çok su içmek, biraz yürümek, evin dışına çıkmak, hani böyle metabolizmayı birazcık olsun hızlandırmak, sabahleyin bir gevşeme hareketler yapmak falan, 1-2 dakikalık bile olsa derin nefes almak, hemen cep telefonuna sarılmak yerine böyle ufacık pozitif şeyler yapmak, yani bu şekilde hayatınızdaki pozitif değişimler yapmak bence önemli. Bir de içimizdeki seslerle baş etmeyi öğrenmemiz lazım. Bu negatif sesler yerine pozitif sesler koymamız lazım. Bu koymaya çalıştığım pozitif seslerden bir tanesi arkadaşlar, ben bugün şapkamdan nasıl tavşan çıkaracağım? Kendime ben bu soruyu soruyorum sürekli her gün. Ben bugün şapkamdan nasıl tavşan çıkaracağım? Yani ben bir Rönesans insanıyım. Ben bir yazarım. Ben bir girişimciyim. Ben bir sanatçıyım. Ben bir öğretmenim. Ben bir fütüristim. Ben bir hocayım. Ben bir işte YouTuber'ım. Ben bir Medium yazarıyım. Ben bir kitap yazarıyım. Bütün bu kimliklerimi kullanarak, ben bir karalama yapan bir sanatçıyım. Bütün bu kimliklerimi kullanarak acaba şapkamdan bugün ne tür tavşanlar çıkaracağım? Yani kendinizi bir sihirbaz gibi düşünün arkadaşlar. Bugün ben bir sihirbazlık yapacağım. Yani kendimi de şaşırtacağım. Kendimi şaşırdığım zaman bu şaşırmamı da kayda alacağım. Bu bir kahramanın yolculuğu gibi. Kahraman benim burada. Hayatımı daha renkli hale getirmeye, beklenmedik, alışılmadık hale getirmeye çalışıyorum. Onun için klişelerin dışına çıkmam lazım. Alışılmışın dışına çıkmam lazım. Kendimi tazelemem lazım. Çocuk gibi şaşırmam lazım. Nasıl şaşırtabilirim kendimi? İşte yapay zeka araçlarını kullanabilirim mesela. Çok merak ettim, çoktandır merak ettim. Acaba şu soruyu sorsam ne cevap alırım dediğim şeyleri yapay zekaya sorabilirim mesela. Ya da evden çıkıp hiç gitmediğim yönde yürüyebilirim. Yeni bir mahalle, sokak keşfedebilirim. Yeni bir yere gidebilirim. Ya da bisikletimi alıp, defterimi alıp hiç yapmadığım bir şey yapabilirim. Ya da yepyeni beyaz bir sayfa açıp oraya daha önce hiç yapmadığım şekilde çizimler, karalamalar yapmaya çalışabilirim. Ya da hiç dinlemediğim tarzda bir müzik dinleyip ya da hiç izlemediğim bir film, diziye, bir hikayeye kendimi salıp bunu yaparken beyin fırtınası yapabilirim. Ya da giderim bir Nero'ya, bir kahve içebileceğim bir şeye, dükkana ve orada hakikaten defterimle zaman geçiririm. Yepyeni fikirler üretmeye çalışırım. Ya da işte kampüse başka bir yoldan giderim. Gittiğim iş yerime başka bir yoldan giderim. Bu başka yolda keşfede keşfede giderim. Yolda güller falan görürsem, çiçekler, onları koklarım, dururum biraz. Derin nefes alırım, gökyüzüne bakarım. Fotoğraf çekerim birkaç tane. Hani böyle ufacık şeylerle ve bunlardan neler öğrendim? Ufacık şeyler bile olsa nasıl şaşırttım kendimi? Nasıl günümü renklendirdim? Bunları kayda alırım mümkünse. Yani bugün mesela normalde ben online toplantılarda kamera açmam. Kendimi zorladım, kameramı açtım, mikrofonumu da açtım ve toplantıya pozitif şekilde katkıda bulundum. Hatta böyle kendimi açtım. Normalde hiç kameramı da açmam, mikrofonumu da açmam. Çok sıkıcı çünkü toplantılar. Kendi işime bakarım falan. Bugün kendimi zorlayıp böyle bir şey yaptığım için çok iyi hissettim kendimi. Çok güzel katkıda bulundum. Ve buradan işte fakülteye bir katkım olacak. Bir workshop hazırlamamı istediler. Ben de gönüllü oldum. Atladım. Çok da hoşuma gitti. Çünkü üniversiteme de daha aktif şekilde katkım olacak yani. Şapkamdan bir çavşan daha çıkardım. Aynı şekilde mesela bugün ne yaptım?
Kedimi de alıp böyle hiç gitmediğim bir yola doğru gittim. Beraber gezdik kediyle hızla. Böyle çok güzel aktivite oldu bizim için. Yemek yedikten hemen sonra yürümeye zorluyorum kendimi. Metabolizmam hızlansın diye ve yediklerimi sindirebileyim diye. Kedimi de alıyorum bazen. Bazen kendim gitmediğim bir yapmadığım bir aktivite yapıyorum. Ufak da olsa 10 dakikam bile olsa yapıyorum bunları yani. Aynı şekilde toplantıların arasında kısa bir sürem vardı. O kısa sürede 40 dakikan falan vardı. O 40 dakikada videolar çektim mesela. Ki YouTube kanalım çok atıl duruyor. O ufak da olsa bir şeyler yapayım. Aklıma nasıl geldiyse diye. Yani hemen böyle aradan çıkardım yani. Aynı şekilde Medium'da aradan çıkarıp böyle yapay zeka ile birkaç deney yapıp bunları Medium'da bastım. Basılmak üzere takvime koydum daha doğrusu. Önümüzdeki günlerde basılacak. Yani böyle aradan çıkartarak bir sürü deney yaptım. Bu deneyler hayatımı renklendirdi. Mesela kahvaltıda her zaman yaptığım gibi bir kahvaltı değil de başka bir şeyler koydum. Yumurtanın içerisine umulmadık malzemeler koymaya çalıştım ve onu daha renkli hale getirdim, özenerek yani. Ve bütün bu ufacık detaylar hayat sevincimi biraz daha yukarıya çıkarıyor. Daha bol su içtim. Şekerli gıdalardan, işte hamur gıdalarından daha uzak durmaya çalıştım mesela. Aynı şekilde TikTok'ta şurada burada zaman harcadığım zamanı azalttım. Daha az zaman harcadım. Bütün bunlar daha çok hareket etmek, daha çok maceraya atılmak, daha çok deney yapmak, daha çok böyle kendimi şaşırtmak. Bütün bunlar hayatıma renk kattı ve bugün kendimi daha iyi hissediyorum. Dolayısıyla bu depresif şeyden biraz daha çıkmış oldum. Yani iyi hissetmeyi beklememek gerekiyor arkadaşlar. Bazen böyle hiç iyi hissetmeyeceksiniz. Her şey kötüye gidiyor gibi hissedeceksiniz. Ama bunu güzelleştirecek, değiştirecek olan da sizsiniz. Ufacık deneylerle, ufacık adımlarla böyle her gün yeniden uğraşarak biz kendimizi yenileyebiliriz. Umutla, inatla kendimizi yenileyebiliriz arkadaşlar. Teşekkürler.